Merhabalar. İdrar rengi biliyorsunuz aldığınız su miktarına göre değişebilir. Çok su içerseniz rengi açılır. Az su içerseniz susuz kalırsanız rengi koyulaşır. Bunun halinde orijinal renginden daha koyu olursa, kırmızıya dönerse içinde eritrosit olabilir. Biz buna hematürü diyoruz. O zaman ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var. Peki idrarın normal orijinal sarı renginden farklı hangi renkler olabilir diye düşünecek olursanız ben size iki tane örnek vereyim. Bunlardan bir tanesi mor. Evet, mor. Mor özellikle temel olarak triptofan adlı bir amino asit var. Ve ondan indoksil molekülleri sentezleniyor. Ve bu indoksil molekülleri bazı bakteriler tarafından daha sonra mor ve kırmızı pigmentlere dönüşüyor. Özellikle hastanede yatan yani normal halde olma ihtimali biraz zor. Ama çok ciddi idrar yolu enfeksiyon olması lazım. Bu mor ve kırmızı pigmentler idrar sondası takılan, idrar kateri takılan hastanın sondadaki PVC materyaliyle ve plastik idrar torbasıyla reaksiyona giriyor. Sarı renkle karışınca ortaya mor renk ortaya çıkıyor. Ona mor idrar torbası sendromu adı veriliyor. Fransa'da en son yayınlardan bir tanesinde yoğun bakımda yatan bir hastada bu saptanmış. Fakat Türkiye'de de Ankara'dan bir yayın var. Orada da ciddi bir bakteriyel enfeksiyon varmış. Fransa'daki ise bakteriyel enfeksiyon yokmuş. Bu hastalara bol miktarda sıvı verilip eğer enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanıldığı zaman idrar normal rengine dönüyor. Bir ikinci bir rengimiz daha var. O da yeşil. Evet idrar yeşil olur mu? Evet idrar yeşil olabilir. Özellikle son dönemde solunum aletine bağlı hasta sayısı arttığı için Covid'den dolayı maalesef daha çok rapor edilmeye başlandı. Çünkü bu hastaların sonunu maliyet dille beraber uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri için nefes almamaları gerekiyor. Onun için bir takım anestezik maddeler kullanılıyor. Bunların içerisinde de bizim çok bildiğimiz propofol diye bir madde var. Bu propofol denen madde de yıkımıyla beraber idrarda bir takım moleküllerle rengi yeşile çeviriyor. Evet bu yeşil idrarda Genelde propopol ilacından köken alıyor. Bunun haricinde rifampisin diye bir ilacımız var. O da idrarı kırmızıya boyar. Bir antibiyotiktir. Tüberküloz tedavisinde kullanılırdı. Bir de bunun haricinde eğer B vitaminleri kullanıyorsanız B vitaminleri de idrarınızı kırmızıya çevirebilir. Evet pazarımızın bilgi videosu bu kadar. Değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.